Merhaba sevgili izleyiciler, Samsung'un yepyeni dizüstü bilgisayarı şu anda karşımızda. Burada en önemli konu Samsung'un oyun alanına yönelmiş olması ve bu dizüstü bilgisayarı çıkarmış olması. Dizüstü bilgisayarın adı Notebook Odyssey. Bu dizüstü bilgisayarın en önemli özelliklerinden bir tanesi Intel'in 7. nesil işlemcilerine sahip olması sevgili izleyiciler. 15.6 inçlik ekrana sahip, aynı zamanda 17 inçlik hemen arka tarafta bulunan başka bir model daha var. Bu ekranın Full HD çözünürlüğe sahip olduğunu söylemiş olan. Bu arada ağırlık yaklaşık 2,5 kilogram sevgili izleyiciler. Ve bu dizüstü bilgisayarın içerisinde Nvidia'nın GTX 1050 GDDR5 desteği bulunan bir ekran kartı bulunduğunu söyleyelim. 32 GB RAM'i bulunabilen bu dizüstü bilgisayar aynı zamanda 256 GB PCI Express SSD'ye sahip. Siz bunu 1 TB hard diskle ya da SSD artı hard disk gibi farklı seçeneklerle de değiştirebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bazı giriş çıkışları var, işte onlardan bir tanesi USB 3.0 girişi, bir iki tane var burada. Bir micro SD kart girişi var. Diğer tarafta Ethernet, HDMI ve bir USB, bir de kulaklık çıkışı olduğunu görüyoruz sevgili izleyiciler. Oldukça şık bir tasarıma sahip, özellikle klavyedeki şu tasarım oyuncular için oldukça hoş karşılanabilir sevgili izleyiciler. Tuşların da çok yüksek olmayan, oldukça kolay kullanılabilen tuşlar olduğunu görüyoruz. Oyuncuların en çok kullandığı tuşlar şu anda burada beyaz bir çerçeveye alınmış. Aynı zamanda alttan aydınlatma ve bu aydınlatmanın da yine kırmızı olduğunu belirtelim sevgili izleyiciler. Şurada da bir adet kamera var. Kapattığınız zaman burada Samsung yazısı yok. Yine kırmızı ışıklı bir başka yazı görüyorsunuz. Bu arada hemen alt tarafı göstermemde fayda var. Çünkü burası biraz özel bir yapım. Buradaki yapı sayesinde oyun severlerin dizüstü bilgisayarları çok ısınmıyor ve havalandırma çok başarılı bir şekilde yerine getirilmiş oluyor sevgili izleyiciler. Teknosa sponsorluğundaki teknoloji turumuzda Samsung'un oyuncular için ürettiği dizüstü bilgisayarı karşınıza getirdik. İlk karşılaşma anımızda burada sizlerle paylaştık. En önemli özellik burada Core i7 işlemciyle, 7. nesil bir işlemciyle karşılaşmak oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.